Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde dik koordinat sistemlerinden bahsedeceğiz. Dik koordinat sistemi, iki tane sayı doğrusunun aralarındaki açı 90 derece olacak şekilde tam başlangıç noktalarından birleştirilmesiyle elde edilen sistemdir arkadaşlar. Bu sistem sayesinde bu iki doğrunun içinde bulunduğu düzlem içerisindeki bütün noktalar sıralı ikililer şeklinde isimlendirilebilir. Bu isimlendirme sayesinde de noktalar arasındaki uzaklıktan, bu noktalardan geçen doğrular ve geometrik şekillerin hesaplamaları rahatlıkla yapılabilir arkadaşlar. Burada bu isimlendirme nasıl yapılmış? Bunu gösterelim. X ve Y ekseni olarak isimlendireceğiz bu eksenleri. Yatay olana X ekseni, dikey olana da Y ekseni diyoruz. Herhangi bir noktadan x eksenine çizdiğiniz dik, x eksenine bakın burada 2 noktasında kesmiş. Y eksenine çizdiğiniz dik buraya 3 noktasında kesmiş. O halde bu nokta yani A noktasının koordinatlarına 2,3 şeklinde isimlendiriyoruz. Birincisi x eksenini kestiği yer. İkincisi de Y eksenine kestiği yer olarak söylenebilir. Bir nokta her zaman böyle sıralı ikililer şeklinde gösterilir. Birinci parçasına apsis, ikinci parçasına ordinat ismini vereceğiz. Yani buradan A noktasının apsisi 2, A noktasının ordinatı 3'tür arkadaşlar. A noktasının koordinatları ise 2,3 şeklinde isimlendirilir arkadaşlar. B noktası burada başka bir örneğimiz. Eksi 4'e 1 noktası. C noktamız eksi 3'e eksi 4 noktası. D noktamız da 4'e eksi 2 noktası şeklinde isimlendirilir arkadaşlar. X ve Y eksenleri düzlemimizi 4 bölgeye ayırır arkadaşlar. Bu bölgelerin isimleri 1. bölge, 2. bölge, 3. bölge ve 4. bölge şeklinde saat yönünün tersi yani pozitif yönde sıralanmışlardır. 1. bölgedeki noktaların apsisi ve ordinatı her ikisi de pozitiftir. 2. bölgedeki noktalar apsisi negatif, ordinatı pozitiftir. 3. bölgede her ikisi de negatif. 4. bölgede apsis pozitif, ordinat ise negatiftir arkadaşlar. Örneğimizde bir A noktamız verilmiş. Koordinat düzleminin 2. bölgesindeymiş. Bu A noktası. O halde B noktası hangi bölgededir diye soruluyor. A noktamız 2. bölgede olduğuna göre 2. bölgedeki noktalar apsisi negatif, ordinatının pozitif olması gerekir. Yani a çarpı b kare negatif yani sıfırdan küçük bir sayıdır. A eksi b de sıfırdan büyük bir sayı olması lazım. A eksi b sıfırdan büyükse a b'den büyük bir sayıdır arkadaşlar. Yukarıya bakacak olursak a ile b'nin karesi çarpıldığında negatif bir sayı çıkmaktadır. B'nin karesi her zaman pozitif bir sayıdır. O halde a'nın mutlaka negatif bir sayı olması gerekir. Yani a negatif bir sayıdır. A negatif bir sayı ise B A'dan daha küçük olduğuna göre B de negatif bir sayıdır. O halde A da ve B negatif iki sayıdır. O halde B A virgül B noktasıydı. B noktamızın koordinatları her ikisi de negatif olduğuna göre bu üçüncü bölgede bir noktadır arkadaşlar. Örneğimizde A noktamızın ve C noktamızın koordinatları verilmiş. O A B C dörtgeninin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. C noktamız 0,4 noktasıydı. 0,4 o halde şu uzunluk OC uzunluğu 4 birimdir. A noktamız 8,0 noktası. O halde OA uzunluğunun 8 birim olması gerekir. B noktasından Y eksenine bir dik çizersek, dikkat edecek olursak burası da 90 olduğuna göre burada bir dikdörtgen oluştu. 8, yukarısı da 8'dir. Şu CK uzunluğuna A dersek arkadaşlar. Burası A artı 4 olması lazım. Burası da A artı 4'tür. Buradaki dik üçgende Pisagor teoremini yazarsak. Yani A artı 4'ün karesi eşittir. A kare artı 8'in karesinden. Buradan A'yı rahatlıkla bulabiliriz. Dikkat edecek olursak bir kenar 8 olduğuna göre bu 6 8 10 üçgenini sağlar. O halde A 6'dır diyebiliriz. A 6 ise K noktamız 0,10 noktasıdır K noktamız. O halde B noktamız sağa 8 birim, yukarıya da 10 birim çıktığına göre 8,10 noktamızdır. Bizden dik yamuğun alanı soruluyor.
Dik yamuğumuzun alt tabanı 10, üst tabanı 4, alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yüksekliğimiz 8 diyecek olursak 14 2'ye bölersek 7, 7 kere 8 56 birim kare şeklinde alanımız bulunur arkadaşlar. Koordinat düzlemlerinde isimlendirmeler sayesinde arkadaşlar noktalar arasındaki mesafeleri de rahatlıkla bulabiliriz. A ve B birer nokta ise arkadaşlar, şurada her zaman iki nokta arasında şekilde görüldüğü gibi bir dik üçgen her zaman oluşturulabilir. Ve iki nokta arasındaki uzaklık noktaların apsisler farkı, bakın A noktasının apsisi, B'nin apsisi, x1 ve x2 farklarının karesi artı ordinatlar yani y1 ve y2'nin farklarının karesinin karekökü şeklinde bulunabilir arkadaşlar. İki nokta arasındaki uzaklık. Burada dikkat edecek olursak apsislerin farklarının karesi alınıyor burada. O yüzden hangi x1'den mi x2'yi çıkardınız yoksa x2'den mi x1'i çıkardınız burada önemli değil. Kare aldığınız için her halükarda pozitif bir sayı çıkacaktır arkadaşlar. Örneğimizde bir ABC'de dörtgenimiz verilmiş. Bu dörtgenin köşe noktaları bize burada verilmiş. Bizden bu dörtgenin çevresi isteniyor. O halde dörtgenimiz şu şekilde olduğunu gösterelim. Kabaca böyle çizmiş olalım. Buradaki sıralanış önemli. A, B, C, D şeklinde. O yüzden bu sırada yani noktaları da aynı sırada yazmanız lazım. Öncelikle AB uzunluğunu bulalım. AB'ye bakacak olursak 1 ile 7'nin farkının karesi. Eksi 3 ile 5'in farkının karesi. 1 eksi 7 eksi 6'dır. Karesi 36'dır arkadaşlar. Eksi 3, eksi 5, eksi 8'dir. Karesi 64'tür. O halde 100 AB 10 birim olması gerekir. Aynı şekilde BC'ye bakacak olursak 7 ve 4 farkları buradan 3'tür. 3'ün karesi. 5 ile 9'un farkı eksi 4 karesini alacağımız için 4'ün karesi de diyebiliriz. O halde AB BC uzunluğumuz 5 birimdir. DC uzunluğumuza bakacak olursak 4'ten 1 çıkardık. Gene 3'ün karesi artı 9 eksi 5 4'ün karesi. Burası da 5. En son DA uzunluğuna bakacak olursak 1 eksi 1 burası 0'dır arkadaşlar. 5 artı 3 8'dir. Karesini alıp tekrar karekökünü aldığımız zaman burası da 8 birim olması gerekir. O halde toplayacak olursak 10 artı 5 artı 5 artı 8 eşittir 28 birim olarak arkadaşlar çevresi bulunabilir. Bu şeklimizi koordinat düzlemine birebir çizersek gördüğünüz şekilde oluşur. Bakın A noktamız 1'e eksi 3 noktasıydı. B 7'ye 5 noktası. C 4'e 9. D de 1'e 5 noktamızdı. Şeklimizi birebir çizdiğimizde bu ABC'de dörtgenimiz şekildeki gibi olur arkadaşlar. Diğer bir örneğimizde A ve B noktaları arasındaki uzaklık 17 birim ise K'nın alabileceği değerler toplamı sorulmuştur arkadaşlar. O halde aralarındaki mesafe 17 olduğuna göre 17 eşittir kök içerisinde. Apsisler farkı K artı 3'ten 5 çıkartacağız. Eksi 5'in karesi artı 2 eksi 10'un karesi. Buradan 17'nin karesi eşittir. Kökü 17'nin üzerine koyduk. K eksi 2'nin karesi artı. Burası 2 eksi 10 eksi 8'dir. Karesi 64. Yani 8'in karesiyle aynıdır. Buraya da 8'in karesi diyebiliriz. Dikkat edecek olursak burası 8'in karesi, bir sayının karesi artı 17'nin karesi olmuş. Bu bizim bildiğimiz 8, 15, 17 üçgenidir arkadaşlar. Yani buranın 15'in karesi olması gerekir. Başka bir ifadeyle K eksi 2 15 olabilir ya da K eksi 2 eksi 15 olabilir. Buradan K ya 17'dir ya da K eksi 13'tür arkadaşlar. K değerlerini toplayacak olursak 17 ile eksi 13'ü toplarsak toplamları eşittir 4 olarak bulunur arkadaşlar. Soruda bu yaptığımız işlemin bir özel üçgen olarak bulduk arkadaşlar. Eğer bir özel üçgen çıkmasaydı
Bunun parantezi açarak ikinci dereceden denklemden köklerini rahatlıkla bulabilirdiniz. Koordinat düzleminde başlangıç ve bitiş noktaları size verilmiş bir doğru parçasının orta noktasını her zaman bulabiliriz arkadaşlar. A ve B noktalarını birleştiren AB doğru parçasının orta noktası C noktası ise arkadaşlar, C noktası absislerin aritmetik ortalaması, virgül, ordinatların aritmetik ortalaması şeklinde C'nin koordinatları rahatlıkla bulunabilir arkadaşlar. Örneğimizde A, B, C noktaları veriliyor. C noktası AB'nin, bakın burada köşeli parantez, bu bir doğru parçası olduğunu, kapalı bir doğru parçası olduğunu manasına gelir. C noktası AB'nin orta noktası ise A çarpı B kaçtır? Bunu şöyle gösterebiliriz. A noktamız burada, B, C de tam ortada olması lazım. O halde A ile B'yi toplayıp 2'ye böldüğümüz zaman 4 çıkması lazım. A artı B bölü 2'nin 4 olması gerekir. Buradan A artı B 8'dir arkadaşlar. Aynı şekilde ordinatları toplayıp 2'ye bölersem de eksi 1 çıkması lazım. Eksi A artı B bölü 2'nin eksi 1 çıkması lazım. Buradan A eksi B'nin 2 olduğunu söyleyebiliriz. Alt alta yazacak olursak, taraf tarafa toplayalım. B'ler sadeleşirse 2A eşittir 10'dan. A eşittir 5'tir. Toplamlarının 8 olması gerekiyordu. O halde B'nin de 3 olması gerekir. Dikkat edin, farkları da 2'dir. Bizden A çarpı B istenmiş. O halde 5 çarpı 3 eşittir 15 şeklinde bulunur arkadaşlar. Örneğimizde bir B noktamız verilmiş. O, A, B bir üçgen. Bizden A noktasının absisi soruluyor. Zaten A noktamızın ordinatı 0'dır. X ekseni üzerinde olduğu için. C noktamızı burada rahatlıkla bulabiliriz. Çünkü C noktası OB doğru parçasının orta noktasıdır. Orijin noktamız 0,0 olduğuna göre, toplamlarının yarısı olacağına göre 3'e 2 noktasıdır. Burada A noktası hem B'ye hem de C'ye eşit uzaklıkta olduğuna göre AB uzunluğuyla AC uzunluklarının birbirine eşit olması gerekir arkadaşlar. Bu eşitliği yazacak olursak, A'nın absisine A diyelim. A eksi 6'nın karesi artı 4'ün karesinin karekökü. Burada yazdığımız AB. AC'yi yazalım. Burası da 3 eksi A eksi 3 de diyebiliriz. Karesi artı 2'nin karesinin karekökü. Burada kökleri sadeleştirebiliriz. Parantezleri açalım. A kare eksi 12A artı 36 artı 16 4'ün karesi. Sağ tarafı açalım. A kare eksi 6A artı 9 artı 4'tür. Burada dikkat edelim. A kareler bakın birbirlerini sadeleştirdi. İkinci dereceden denklemden kurtulduk. Eksi 12A'yı bu tarafa atarsam 6A sol tarafta 36 16'da 52 eksi 13 kalır. Buradan A çıkartırsak arkadaşlar 13 bölü 2 olarak rahatlıkla bulunur arkadaşlar. Örneğimizde arkadaşlar A ve B noktaları verilmiş. C noktası AB doğru parçasının bir elemanıymış. Yani buradan ABC noktalarının doğrusal 3 nokta olduğunu anlayabiliyoruz ve C noktası A ve B'nin arasında bir noktaymış. AC ile BC arasındaki oran 2 olduğuna göre C noktasının koordinatları soruluyor. Buna arkadaşlar içten bölme şeklinde tanımlanıyor. Şekle bakacak olursak A noktamız burada, B noktamız burada, C de AB doğru parçasına ait bir nokta. Yani arada bir nokta. AC ile BC arasındaki oran 2 olduğuna göre C noktası A'ya 2 birim, B'ye de 1 birim uzaklıktadır. O halde A ve C arasında tam ortasında bir şekildeki bir D noktası da olması gerekir. Soruyu çözebilmek için orta nokta mantığını burada tam kullanamayacağız. 5'e eksi 1. Şöyle bir mantık kullanıyoruz arkadaşlar.
Absisler 5'ten eksi 1 olmuş. Yani 6 birim azalmış arkadaşlar. Eksi 6 birim. Alt tarafta 3 parça olduğuna göre 3 parçada 6 birim azalıyorsa her parçada 2 birim azalır. O halde 5'ten 2 azaltırsak 3. 3'ü 2 azaltırsak 1. Dikkat edin, 1'i de 2 azaltırsam eksi 1 oldu. Gördüğünüz üzere C noktamızın absisi 2'ymiş arkadaşlar, 1'miş. Aynı şekilde ordinata bakalım. Ordinata eksi 3'ten 12 olmuş. Burada 15 birim artmış arkadaşlar. Yani artı 15. 3 parçada 15 birim artıyorsa her parçada 5'er birim artması lazım. Eksi 3'e 5 eklersek 2 olur. 2'ye 5 eklersek 7 oldu. 7'ye de 5 eklersek bakın 12 oldu. O halde C noktamızın koordinatları 1,7'dir arkadaşlar. Diğer örneğimizde A, B, C noktaları doğrusal noktalar olarak verilmiş. Fakat C noktası AB doğru parçasının elemanı değilmiş. Yani bu ne demek? C noktası AB doğru parçasının dışında bir nokta. AC ve BC oranında 5/2 olarak verilmiş. Buraya dikkat edecek olursak, dikkat edin, ABC noktaları doğrusal 3 nokta. Fakat C noktası AB doğru parçasının elemanı değil. Bizden C noktasının koordinatları soruluyor. Bu tarz sorulara dıştan bölme şeklinde isimlendirilir arkadaşlar. Başka sorularda şöyle de ifade edilebilir. C noktası AB doğru parçasını 5/2 oranında dıştan böldüğüne göre şeklinde de sorular sorulabilir. Sorumuza dönecek olursak, A'nın absisi 7, B'nin absisi eksi 2. 9 birim azalmış. 3 parçada 9 birim azalıyorsa her parçada 3 birim azalır. O halde 2 parçada da 6 birim azalması gerekir. O halde eksi 2'den 6 azaltırsam eksi 8 C'nin absisidir. Aynı şekilde absislerine bakalım, ordinatlarına bakalım. 1'den 4 olmuş. 3 birim artmış. 3 parçada 3 birim artarsa 2 parçada 2 birim artması gerekir. Burası artı 2. 4'e 2 eklersek 6 olması gerekir. C'nin koordinatları eksi 8,6'dır. İki soruda da gördüğünüz gibi arkadaşlar, absisler ve ordinatlar birbirlerinden bağımsız hareket ederler. Yani birinin artması ötekinin de artacağı manasına gelmez. İkisi de bağımsız olarak artarlar ya da azalırlar. Bir diğer örneğimiz A, B, C noktaları doğrusal. C noktası AB'nin elemanı değil, yani dıştan bölmüş. Burada C noktasının koordinatlar toplamı isteniyor arkadaşlar. Bakın C noktasının koordinatları istenmiyor teker teker, sadece toplamları isteniyor. Dıştan bölme sorusu ve oranda 7/3. Şekli çizecek olursak ABC doğrusal, dıştan bölmüş. AC arası 7 birim, BC arası 3 birim olduğuna göre AB'de 4 birim olması lazım. Daha önce yaptığımız şekilde yapacak olursak, bakın 6'dan 3 olmuş. Bakın 3 azalmış. 4 parçada 3 azalmış. O halde her parçada 3/4 azalması lazım. O halde 3 parçada 9/4 azalır şeklinde işlem yapacağız. Eğer böyle bir işlemle karşılaştığınız zaman arkadaşlar, dikkat edin, bizden toplamları isteniyor. Toplamlarını bulabilmek için noktaların koordinatlar toplamlarından hareket edebilirsiniz. Ne demek bu? 6 ile 3'ü toplarsak 9'dur. 3 ile 2'yi toplayın 5'tir. Bakın, A'nın koordinatlarının toplamı 9. B'nin koordinatlar toplamı 5. 9'dan 5, yani 4 azalmış. 4 parçada koordinatlar toplamı 4 azalıyorsa 3 parçada koordinatlar toplamı 3 azalır. 4'te 4 azalıyorsa 3'te 3 azalır. 5'i 3 azaltırsam 2'dir. Yani C'nin koordinatlarının toplamı arkadaşlar her zaman 2'dir. Tek tek burada C'nin absisiyle ordinatını hesaplamanıza gerek yoktur arkadaşlar.